Efes'in son 4 senedeki dominasyon sağlayan kadrosunda bu sene ilk defa radikal değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri ve sezonla ilgili beklentileri Efes taraftarları nasıl değerlendiriyor? Aslında bunları sizden duymak istiyorum ama öncelikle daha ikinci şampiyonluğun kutlamalarının bitmediği yerde Clyburn transferi bir mesaj transferi miydi? Sizde ne hissettirdi? Bir buradan başlamak istiyorum. Gülhan, senden başlayalım. Çok teşekkürler. Clyburn transferi tabii ki çok heyecanlandırdı. Büyük bir iddia ama ben biraz daha eski kafalı düşündüğüm için öncelikle gidenler için üzüldüm. Yani Simon mu gidecek, işte Anderson mı gidecek kaygısı oluştu bende. Tabii sonrasında hangi ikisinin de gittiğini şey yapınca, öğrenince artık şey dedim, yani aslında büyük bir iddia Clyburn gibi birinin gelmesi. Ya biraz nötrleştirdi mi yani, onların gitmesiyle tabii, mi ancak? Önce gidenlere bir üzüldüm, sonra gelene artık giden gitti deyip sevindim açıkçası. Yani İşin basketbol tarafından baktığında da gene aynı yorumda mısın, yoksa duygusal olarak mı bu yorum yapıyorsunuz? İşin basketbol kısmında da aslında aynı yorumdayım. Bu Clyburn'la alakalı bir şey değil. Simon gibi oyunu 3 numaradan kurabilen biri, Anderson gibi bir savaşçı, hani işçi diyeyim daha doğrusu. Bu eksikleri de hissedeceğiz. Tabii yani bunlar eksikliğini hissedeceğimiz şeyler. Her ne kadar Clyburn çok büyük o konulara geleceğiz zaten. Peki Çağlar, sen ne diyorsun bu konuda? Benim ilk düşüncem Micić gitti galiba dedim. Yani belki yakın tarihte hiç Avrupa'da 3 tane süperstarı aynı takımda görmediğim için olabilir. 3 tane süperstarı alışkın olmadığım için olabilir. Yani Micić kesinlikle NBA'ye gitti. Biz 2 süperstarı devam ederek hala bir süper takım kuracağız. Fakat başka bir yapıya gireceğiz. Hatta 1 numaraya daha organize eden, biraz daha arka planda kalan bir oyuncu alacağız. Mesela? Zizić gelmişti benim örneğim. Yani eski Zizić gelmişti Fenerbahçe'de. Çok çok kıymetli bir katkı yapmıştı ama o profilde bir oyuncu Thomas Volkov olabilir bugünün şartlarında, ama bizim artık iki tane süperstarımız var. Onlar Larkin ve Clyburn olacak ve biz bundan sonra nasıl bir takım olacağız diye merak etmiştim. Ben asıl sevinci Micić kaldığında yaşadım. O da şok oldum ben. Clyburn, Micić, Larkin, bunları izlemek çok heyecan verici diye düşünmüştüm. Fatih, sen ne diyorsun? Ben de aslında Çağlar abinin söylediğine katılmakla beraber aslında bence şöyle de bir anlamı vardı. Micić'in aslında Mayıs'ın 20'sinde gideceğini veya kalacağını Micić'in kendisi de bilmiyordu muhtemelen. Aslında Clyburn'u getirerek Micić'e ve hatta Larkin'e de, onun da çünkü kontratında bir çıkış opsiyonu vardı, bir mesaj veriyorsunuz bu oyunculara. Biz en büyük olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizin gidişinize hazırlıklıyız ama kaldığınız takdirde ya Avrupa Basketbol yakın tarihinin gördüğü en büyük takımlardan bir tanesini kuruyoruz mesajını. Hem dışarıya hem kendi oyuncularına hem de işte Micić'in, Larkin'in kariyer planına koymuş oluyorsunuz. Önüne böyle bir opsiyon var. Bir Euroleague şampiyonluğu için en büyük aday olacağız biz. Bu mesajı veriyorsunuz aslında oyunculara da. Belki de bilemeyiz bunu asla ama belki de Micić'in kalmasındaki önemli faktörlerden bir tanesi de bu oldu. Yani kaldığı zaman şampiyon olacağımıza inanıyordu belki de Micić. Ben de aslında bu açıdan da çok heyecanlanmıştım. Şampiyonluk günü bunu açıklamak aslında bütün Avrupa'ya biz burada olmaktan çok mutluyuz ve burada gelip geçici değiliz. Bu bir hanedanlık, Efes hanedanlığını devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız mesajının olabilecek en somut hali bence Clyburn'u açıklamak. Aslında burada çok güzel bir noktaya parmak bastın. Yani rakiplere, Euroleague'e bir mesaj vermenin haricinde takımın içindeki oyunculara da aynı mesajı vermiş olması açısından, onların 3. şampiyonluğa inanması açısından ve size ihtiyacımız yok, istiyorsanız gidebilirsiniz, biz başka büyük yıldızlarda bulabiliriz mesajı açısından da aslında bayağı bir anlam taşıyor bu transfer. Peki şimdi aslında Ergin Ataman basketbolunu düşündüğümüzde hep belirli bir sistem, belirli bir düzen üzerine kurulu bir yapıdan bahsedebiliriz. İşte bir numarada yaratıcı bir oyuncu, ta eski tarihlerden itibaren hep buldu oraya bir numaraya, bir işte McCollum'lar, Arroyo'lar hep iyi oyuncular buldu. Burada iki tane buldu. Üç numaradan işte Mitsov gibi, Simon gibi oyun zekası yüksek, pozisyon bilgisi fazla, bir iki pozisyonu birden oynayabilen, organizasyona yardımcı bir oyuncu. Dört numarada mutlaka ceza şutlarını atan, özellikle köşelerden, yardım savunması sonrası boşalan köşelerden o ceza şutlarını atan oyuncu. 5 numarada da çember koruyucusu
bir düzen üzerine gitmişti Ergin Ataman. Ki bu şampiyonluk yaşayan, iki kere şampiyonluk yaşayan kadroda bunun üstüne biraz daha koydu. O bir numaradaki oyuncu sayısı ikiye çıktı. Dört numaradaki oyuncular sadece ceza şutu atan değil, aynı zamanda sertlik ve savunmaya direnç getiren oyuncular oldu. Bir de beş numaraya da alanı açabilen Sertaç gibi, Plays gibi oyuncular ekledi. Şimdi tüm bunları düşündüğümüzde bu sene farklı bir transfer stratejisine gittiğini görüyoruz ve işte Clyburn gibi, Zizic gibi, Polonara gibi isimler aldı. Bunlar sistemi değiştirmek üzere planlanan transferler miydi, yoksa fırsat olduğu için, fırsat yakalandığı için, bu oyuncuları almak için bir fırsat olduğu için mi alındı sizce diye sorarak başlayayım. İlk olarak senin, Fatih, senin fikrini alalım. Bence burada aslında bahsetmemiz gereken oyuncu biraz daha Kurnoslav Simon. Yani saydığım bütün oyuncular çok önemliydi sistem için ama bence Simon diğer oyuncuların bir adım önündeydi. Yani bunu asla kanıtlayamayız ama Ergin Ataman'ın elinde bir gençlik iksiri olsaydı muhtemelen Simon'a onu verip hiç oraya transfer yapmayı düşünmeden Kurnoslav Simon'la devam ederdi. Çünkü Simon aslında Larkin ve Mitch için yanında bir oyuncu hayal ettiğiniz zaman olabilecek belki de en iyi oyuncu. Şimdi Will Clyburn Kurnoslav Simon'dan bireysel anlamda daha iyi bir oyuncu olabilir ama her transfer aynı zamanda bir risktir. Ben Clyburn'un iyi bir transfer olduğunu, çok iyi bir transfer olduğunu ve iyi katkılar, çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum. Ama Ergin Ataman özellikle son 4 sene Efes'te baktığımız zaman transferde garantici olan, yani daha çok iç transferde devam eden, hatta işte Moerman'la, James Anderson'la birçok insan yolların ayrılmasını beklerken bu oyunculara güvenen, onlarla devam eden bir yolu seçti. Ama Simon yaşlandı. Ya yani maalesef hayatın doğasında var. Keşke Simon'u burada çok uzun seneler izleyebilseydik. Ama olmadı. Simon'un yerine aslında baktığımız zaman da gelebilecek en üst düzey isimlerden bir tanesi Clyburn'du. Yani burada aslında birebir oyuncu değişiminden çok hani Zizic transferi de aslında aynı kapıya çıkıyor. Sistemde bir değişikliğe gidiyormuş gibi bir sinyal alıyorum. Ben de oraya gelecektim. Yoksa bu fırsat mıydı işte tam? Ben aslında biraz daha sistemi değiştirme üzerine olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sene Simon'dan maalesef tam randımanlı verim alamadık yani sakatlanması dolayısıyla. Geçen sezonu biraz daha işte Elijah Bryant hamlesi yapıldı. Onun takıma alışması biraz uzun sürdü. Bence çok ciddi katkılar verdi ama Elijah Bryant kariyerin her döneminde tamamlayıcı bir oyuncuydu. Simon gibi değil de sistemde biraz daha o yapbozu tamamlayan bir oyuncuydu. Bu da Larkin ve Mitch'e çok ciddi yük bindirdi. İşte Euroleague finalini açıp izlediğiniz zaman Efes'in neredeyse bütün hücumlarının Mitsic-Larkin ikilisinden geldiğini görüyoruz. Ergin Ataman da bence bundan artık başka bir yol arıyor olacak ki işte Will Clyburn gibi 3 numaraya gelebilecek en iyi atak noktasını getirdi. Ante Zizic gibi 5 numarada atak noktası olabilecek, yani sırtı dönük oyunlarıyla bambaşka bir opsiyon yaratabilecek bir oyuncu getirdi. Yani bence biraz daha bu Larkin ve Mitsic'e oyunun yıkılmasından rahatsız olmuş olacak ki biraz daha sistemi değiştirdi. Ya yani ben fırsat transferinden ziyade kasti olarak Will Clyburn'u ve hatta Ante Zizic'i kendi isteğiyle getirdiğini düşünüyorum Ergin Ataman'ın fırsattan ziyade. Burada Çağlar, sana geçmeden önce aslında bu tarz transferlerin o sistemi değiştirme hareketlerinin işin tek taraflı olmasıyla da ilgili bir tarafını da sormak istiyorum. Yani işin hücum tarafındaki o Larkin ve Mitsic'e alınan önlemler ve onlara alınan önlemlerin artmasıyla bazen düzenin tıkanması gibi problemleri de yaşamıştı Efes. Yani hem bu tarafından bir bak istiyorum hem de yani o fırsat mı yoksa gerçekten bir transfer stratejisi miydi? Sen de orada bir yorumlarsan. Kesinlikle bir transfer stratejisiydi ama çok da büyük bir fırsat vardı. Çünkü CSK, Zenit gibi çok önemli iki tane güç merkezi devre dışı kaldı. Dolayısıyla süperstarlığın daha az takımda konsolide olduğunu görüyoruz. Çok uzun yıllarda ilk defa 4-5 tane takımın olağanüstü kadrolarla girdiğini görüyoruz. Çünkü CSK'nın ve Zenit'in ve kısmen Unix Kazan'ın en önemli oyuncusu artık 4-5 takımda toplandı. Bu bir kenara, bu aslında için küçük de olsa fırsat kapısıydı. Ama Efes'in sistemini değiştirme zorunluluğu vardı. Efes 2019'da ne oynuyorsa 2022'de aynı şeyi oynayarak kazandı. Ve her takım, her oyuncu, her yardımcı koç bunu zaten biliyordu. Efes sadece bunu daha savunmadan daha iyi yaptığı için kazanmayı devam etti. Farklı bir şekilde şaşırtmadı kimseyi. Biz şeyi biliyorduk. Olympiakos Euro finalinde son hücumda, mola aldığında, timeout dönüşünde Mitch için birebir oynayıp muhtemelen step back üçlük atacağını biliyorduk. Yani ama orada içeri gir dedim Mitch'e.
demiştir. Yani demişti de. Hani biz onu biliyorduk atacağını ve o da hani çok büyük ihtimalle bu gelecek ve kaçarsa da biz çok üzüleceğiz diye konuşmuştuk ama kaçmadı. Herkes bunu biliyordu. Mesele şu ki çok yetenekli iki oyuncu var. Ama artık savunmalar bu yeteneğe yetişebilecek mi, yetişemeyecek mi? Yetişemedi geçen sene, gelecek sene göreceğiz. Fakat Clyburn'un gelmesi sahadaki çekim merkezlerini 3'e çıkaracak. Dolayısıyla Mitsic ve Larkin de rahatlatacak. İnanılmaz rahatlatacak. Evet, oyunu kurmayacak. Simon'la beraber aynı oyunu çarklığı çalıştıran, aynı çarkı çalıştıran bir kişi daha vardı. İkinci kaptan, ikinci dümende ikinci bir kişi vardı. Clyburn'le yeni bir şey yapmak zorundasınız. Onu oynatamazsınız. Dolayısıyla Efes için bence daha verimli olan oldu. Yani Simon'u çok severim ama artık yeni bir şey görmek lazımdı. Zizis transferinde ise Efes'in en büyük zayıf karnı rebound'lardı ve çok iyi bir rebound çaldık Ante ile. Oraya geleceğim rebound konusu ki bence bu seneki transfer stratejisinde ve basketbol kafasındaki basketbolu oynatmakta reboundların çok özel bir yeri var. Ama buradan benzer bir şekilde hem Simon konusundaki duygusal tarafı hem de basketbol tarafını düşünerek hani Clyburn bir bitirici. Çok net bir bitirici. Simon ise sadece skor üretmekle kalmayıp bütün organizasyonu, bütün takımı devreye sokan, hatta hangi oyuncuyu ne zaman devreye sokması gerektiğini bilen, takımın belki Ergin Ataman'dan sonra şimdi hani Mitsic ve Larkin içinde şey diyebiliriz karar vericileri ama asıl takımı yöneten ikinci bir koç gibiydi Simon. Ve bu düzene de çok alışık bir Ergin Ataman vardı. Yani işte oyuna ne kadar müdahale ettiğini veya edemediğini Ergin Ataman'ı sıkça görüyoruz. Şimdi 3 numaradan böyle bir oyuncunun çıkması savunma tarafını lütfen bir kenara bırakalım, onu ayrıca konuşacağız. Ama böyle bir organizasyon, organizatörün sistemin dışına çıkması ve oraya bir tane daha bitiricinin gelmesi Efes basketbolunu nasıl etkileyecek? Yani sen burada ne düşünüyorsun? Mümkünse Ergin Ataman ne düşünüyor? İkisini de yorumlarsan sevinirim. Şimdi öncelikle ben her iki arkadaşıma da katılıyorum yorumlarında. Ama bu fırsatla ilgili şey başlamak istiyorum. Clyburn'un, sana daha çok katılıyorum orada. Clyburn'un boşa çıkmasıyla işte bu olası, maalesef olası savaşta bence o fırsatı plana çevirdi Ergin Ataman. Bence öncesinde var mıydı böyle bir planı ya da oraya hangi oyuncuları oturtturabilirdi? O bir zaten soru işareti. Bu soru işaretinin cevabını aldıktan sonra da planı buna göre uyguladı. Bunun faydaları şu. Arkadaşım benim söyleyeceğim her şeyi söylediler. Larkin ve Mistic'e olacak olası baskıyı zaten biraz da Clyburn'e çekmiş olduk. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim yani Simon. Çok özel bir oyuncuydu. Yani sadece oyunculuğuyla değil, kenarda duruşuyla, karakteriyle, soyunma odası katkısıyla. Soyunma odası katkısıyla, evet, geçen sene bir problem yaşadılar kısa dönemde ama halledildi. Yani Simon herkesin sevdiği, herkesin dinlediği, her konuda da sözünü geçirebilen bir. Hatta bir ara Mitsic için düşen performansını Simon'a bağlayanlar çok bile olmuştu. Çok iyi arkadaşlar onlar, evet, yani çok iyi arkadaşlar. O anlamda ben hani Simon'un gidişini... Simon'da şöyle bir oksimoron var ya, yani Efes özelinde. Simon çok iyi oynuyorsa Efes'te bir şeyler çalışmıyor demektir. Yani Simon'un 18 sayı, 6 asist, 18 sayı, 7 asist yaptığı maçlarda biz muhtemel maçı kaybediyoruz. Genelde ya da evet. Mişiş çalışmıyor demektir. Bunun en iyi örneği 2019 CSK finalidir. Yani muhteşem bir maç oynadı. 32 dakika sahada kaldı ya da 33 dakika ama sahada kalmaması gerektiği kadar kaldı. Çünkü Mitic hiçbir şey yapamadı o finalde. Larkin muhteşemdi, Simon muhteşemdi. Mitic oynayamadığı için Simon oynadı. Orada bir oksimoron yaratıyor aslında Simon. Aslında Simon orada oynamak zorunda kaldığı için oynadı. Mitic üzerine kurdular. Aynen öyle. Mitic'i savunmak üzerine kurdu Ceska. Şimdi yine senden devam edelim Gülhan. Burada şunu da bu konuda biraz daha durmak istiyorum çünkü. Simon'un organizasyon katkısı çıktı ve içeri bir tane daha isolation oynayan Larkin ve Mitsic için haricinde isolation oynayan, fazlasıyla oynayan bir Clyburn girdi içeriye. Ki Clyburn'la ilgili de şunu söylemek lazım. Itudis, Clyburn'e alan açabilmek için, onun pozisyon sayısını arttırabilmek için takımdan Nanda De Colo'yu, Corey Higgins'i ve Sergio Rodriguez'i gönderdi. Sadece o daha fazla lükse bak. Topla oynasın diye. Hatırlayın o kısalara dayalı kadrosun CSK'nın. Bir senede onları, ki şampiyon olduğu senenin arkasında bunu yaptığı. Finalde, evet.
Evet, şampiyon olduğu senin arkasında bunu yaptı. Sırf Clyburn'e biraz daha alan açabilmek için. Şimdi bir iki tane de istatistik de vermek istiyorum. Bu usage rate'ler var. İşte oyuncunun sahadayken toplam topun yüzde kaçını kullandığı ile ilgili bir istatistik tutuyorlar. Ve Clyburn sahadayken bu usage rate %27.4. Yani topların %27.4'ünü Clyburn kullanıyor CSK'dayken. Misic için oran %30. Larkin için %22. Şimdi bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar. Ve bunları kullandığı top sayısına da çevirdiğinizde ligin en çok top kullanan ikinci oyuncusu Misic, birincisi zaten Mike James'ti. 14.7 ile en çok top kullanan üçüncü oyuncusu Clyburn 14.1 ile Larkin de yani onlardan biraz daha aşağıda 11.6 ile kalıyor. Şimdi bu üç oyuncu yani tabii ki biz NBA'de de gördük üç süperstarın bir araya geldiği anlar ama Avrupa basketbolunda bu kadar çok top kullanan üç yıldızdan bahsetti mesela Çağlar, daha önce hiç böyle üç büyük yıldız gelmedi diye ama gelmiş olsa bile bu kadar topla oynayan, topu bu kadar çok isteyen, topla yaratıcı 3 oyuncuyu daha önce hiç biz görmedik. Şimdi bu taraftan bir değerlendirmenizi istiyorum. Benim kafamda bir senaryo var. O da aslında biraz önce söylediğim konuyla ilgili. Polonara gibi, Zizic gibi, hatta Mbaye gibi ve Clyburn gibi rebound özelliği yüksek oyuncuların takıma gelmiş olması acaba Misic, Larkin, Clyburn üçlüsünün yeteri kadar top sağlayabilmek için pozisyon sayısını arttırmak, daha fazla hücum reboundu almak ve bununla beraber tempoyu arttırarak bir şekilde onların top sayısını yükseltmek gibi bir hedef olabilir mi? Bu bağlamda yine işte senden başlamak istiyorum Gülhan. Ne düşünüyorsun? Ya bu adamlar üçü sahadayken nasıl top kullanacaklar? Nasıl bir paylaşım olacak? Ve takımın geri kalanı bundan nasıl etkilenecek? Çok kolay. İki top vereceğiz onlara. Paylaşacaklar. Yani bence Vasilya Misic'in top kullanımında bir düşüş olacağını zannetmiyorum ben. Yani o aynı %30'larda devam edecektir. Yani o özgüveniyle. Ki Ergin Ataman'ın da farklı bir senaryo düşündüğünü zannetmiyorum bu konuda. Shane Larkin daha az kullanabilir. Çünkü hani milli takım sürecinde orada alıştırdım ama yönlendirici. Aslında Vasilya Misic'in bu kadar top kullanmasının sebebi de bir bakıma geçen sene Shane Larkin'di. Çok güzel organize etti. Asla şey yapmadı. Hani topu ben alayım, ben oynayayım, ben gideyim. Sahneyi çok yapmadı. Rahat bırakabilen biri. Yanlış hatırlamıyorsam. Sahneyi bıraktı. Yanlış hatırlamıyorsam Larkin'in asist sayısı 5.2 idi ve Misic'ten fazlaydı geçen sezon. Evet, evet, diyor ya 2 numara Larkin, 1 numara Misic, değil mi? Hani evet. Avrupalı oyun kurucu, Amerikan combo guard. Aslında tam tersini görürüz yani. Avrupalı oyun kurucu biraz daha takımı dengelerken Amerikan skorer daha fazla sayı atan oyuncu olur genelde kağıt üstünde baktığımızda ama bizde senaryo ters işliyor. Bu Larkin'in olgunluğundan birazcık da... Bence kesinlikle. Çok olgun. Yani yine aynı sistemde devam edeceğini düşünüyorum. Milli takımda da gördük onu. Clyburn de yine onlara yakın top kullanacaktır diye düşünüyorum. Yani takımın geri kalanı bundan nasıl etkilenecek? Yani yine pas isteyen mesela Plyce'la Dunstan, hatta Zizic asist isteyen oyuncular. Evet. Yani Zizic'e biraz daha devre dışı bırakabiliriz. Ona normal bir pas top verirsiniz, o sırtı dönükten bir şeyler yaratır. Evet. Ama mesela Polonara da asist ister. Hatta Mbaye de asist ister. Takımın geri kalanları da o pas trafiğin içerisinde olma ihtiyacı duyacaklar ve Simon devreden çıktı. Bir tane daha bitirici girdi. Bu açıdan da bakınca senden devam edelim Çağlar. Sen ne diyorsun? Yani buradaki organizasyon nasıl olacak? Ya az önce Gülhan Larkin'in olgun dedi. Bence o dünya yansa umudu olmaz tabi. Olgunluk bilmiyorum. Çünkü Larkin öyle bir adam. Şansımız Larkin'in gerçekten süperstar egosunun olmaması. Bir olan süperstar olmasına rağmen. Buradaki karar verici Misic. Misic'in %30'a kalacağını düşünmüyorum ben. Biraz aşağı inecektir, inmek zorunda. Clyburn'da inecektir. Ama Polonara'yı oyun içinde tutmak istiyorsanız ona transferinde ya da köşede mutlaka şutu attırmak zorundasınız. Başka türlü verim olamazsınız. Dolayısıyla onun sayısı da az olmayacaktır. Ben %30'da, %20'de, %27'leri bu sene göreceğimizi çok düşünmüyorum işin doğrusu. Yani toplam top kullanım adeti %60'larda olabilir. Ama %70'in üstüne çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü en kritik anlarda diğer tarafı hazır tutmak zorundasınız. Ve o diğer tarafta hiç fena yardımcı oyuncularımız yok bizim. Ki bu son 2 şampiyonlukta ve son 4 seneki iyi basketbolda
ne kadar Mitsic, Larkin ekseninde olursa olsun o tamamlayıcı oyuncular hep bir yerlerde devreye girdiler. İşte ikinci şampiyonluğu Plyce aldı, Singleton playoff serisini kurtardı. Simon'un yaptıkları ortada. Yarı finalde Elijah Brand çekti çıkardı takımı kuyudan. Evet, yani o aslında kenardaki oyuncular hem potansiyel açısından yüksekler hem de bu katkıyı vermeye hazırlar. Larkin'i bugün Efes'ten çıkartıp Milano'ya koysan da aynı şeyi alırsınız. Ama Misi çıkartıp Milano'ya koysan Milano başka bir şey oynamaya başlar. O yüzden Larkin'in olması çok daha kıymetli olabilir ilk iki ay. Peki buradan birazcık da konuyu değiştirmek istiyorum. 4 numaralara geçmek istiyorum. Buraya çok kaldık ki burada da çok ciddi bir değişiklik var. Yani Singleton-Moerman ikilisi aslında evet son sene şut kullanmakta, skoru üretmekte biraz çekinmeye başladılar. Yani onların o çekingenliği sistemin tıkanmasına da neden biraz neden oldu. Sadece Mitsic, Larkin özelinde alınan önlemler değil, 4 numaradan gelen skor katkısının da azalmış olması aslında sistemi biraz tıkadı. Bu nedenle de olabilir ki yine burada da bir skor önceliği, skor tarafı öncelikli olan Polonara'ya ve hatta yine benzer bir taraftan Mbaye'ye gitti Ergin Ataman. Ama burada Polonara özelinde biraz daha da konuşmak istiyorum ama konuyu değerlendirirken hem işin savunma tarafını hem hücum tarafını da değerlendirmenizi rica edeceğim. Polonara Baskonya'da ve İtalya milli takımında o yıldız performansını sergilerken cebinde bazı asetler vardı. O neydi? 30 dakikaya yakın sahada kalacak. Hata yapsa da kenara gelmeyecek. O şutu kaldırıp güvenle atabilecek. Ve o şutu köşelerden değil, gerektiği zaman forvetlerden ve tepeden atma lüksüne sahip olacak. Çünkü zaman zaman 5 numara oynayacak. Bir profildeydi. Fenerbahçe'de bunun tamamen tersi bir rolde kalınca birden vasat altı bir oyuncu izler hale geldik. Şimdi Ergin Ataman basketbolunda 4 numaraların konumlanması açısından da baktığımızda burada gene bir değişik şey de görüyoruz. Hem savunma merkezli düşünerek, Fatih senden başlayacağım, hem savunma merkezli düşerek 4 numaralardan gelen savunma katkısını düşünerek hem de Polonara özelinde, Polonara'yı sisteme entegre etme ve ona bu alanı ve süreyi ve özgürlüğü verme konusunda Ergin Ataman ne kadar paylaşımcı olacak? Benim açıkçası kadroya baktığım zaman yani en büyük soru işaretim burada var. Çünkü Moerman ve Singleton evet yani geçtiğimiz sezon taraftarın çok gözünü yani çok gözüne giren bir oyun oynamadılar ama özellikle savunmada ben takımın temel taşlarından olduğunu düşünüyorum ikisinin de oynadığı dönemlerde. Ya özellikle Singleton bazen sahada ne yaptığını bilmez halde oluyordu. Ama Moerman'da bu olmuyordu ya. Yani Moerman bir istikrarı vardı. Sezon sonunu kötü oynadı Moerman ama sezon boyunca bence belli bir standardın üstünde oynadı. Hatta işte Game Winner attığı Panathinaikos maçını, işte içeride çok iyi oynadığı bir CSKA maçını vesaire hatırlıyoruz. Yani Moerman bence iyi bir sezon geçirdikten sonra takımdan ayrıldı. Singleton da sezonunu benim beklediğimin çok altında geçirdi. Çünkü ben Singleton'ın çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Final Four'da top 8'de gerçekten o da çok iyiydi. Şimdi Polonara Mbaye'yi oraya koyduğunuz zaman Singleton Moerman yerine bambaşka bir şey alıyorsunuz. Polonara da Mbaye'de yani Polonara'yı Fenerbahçe'de izledik, Eurobasket'te de izledik. Yani ne kadar iyi bir savunmacı, o sertliği getirme konusunda ne kadar yeterli bir oyuncu emin değilim ben. Mbaye zaten... Şu soruyu sorarak araya girmek istiyorum. Ki. Hem kısa karşısında kalması hem de fizikli oyunculara savunması konusunda Polonara'yı savunma tarafında değerlendirebilirsen daha bir açıklayıcı olmuş olur. Ya ben işte Yabusele karşısında mesela Polonara'yı, önemli bir Real Madrid maçı oynarken Yabusele karşısında Polonara'yı düşündüğüm zaman açıkçası kafamda biraz soru işaretleri oluşuyor. Bahsettiğin konuda şöyle bir artı var. Artı 30 dakika yani bu bir istatistik. Polonara ne kadar fazla oynarsa verimi o kadar artan bir oyuncu. Ergin Ataman oyuncuları yani suyunu sıkmayı seven bir antrenör. Polonara'nın bu konuda çok zorlanacağını düşünmüyorum. Yani özellikle o süreyi bulacaktır. Evet, o süreyi bulacaktır. Ama benim kafamda biraz daha yapısal problemler var. Yani Polonara gibi bir oyuncu mesela Yabusele ile Mirotić ile eşleştiği zaman hedef maçlarda nasıl bir savunma performansı sergileyecek? Bizim Singleton'dan aldığımızı, zaman zaman Moerman'dan aldığımızı verebilecek mi Polonara? Çok emin değilim. Bence şu bir çok büyük bir avantaj. Ergin Ataman'ın cebinde Will Clyburn'u 4 oynatabilmek gibi çok büyük bir opsiyon var. Ben sezonun önemli bir kısmında da bunu kullanacağını düşünüyorum Ergin Ataman'ın. Yani bilmiyorum ne düşünüyorlar ama. Ben de düşünüyorum. Eline gelen fırsatı plan değişikliğine getirmesinin sebebi zaten Will Clyburn aslında. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Polonara ve Mbaye ikilisi evet yani savunmada
çok güven vermeyen, hücum amaçlı alınmış gibi görünen isimler. Clyburn'un de buraya kayma ihtimali, 4 numarada kullanılma ihtimalini hepimiz düşünüyoruz ki CSKA'da da kullanıldı. Evet. Hani buraya çok rahatlıkla oynayabilecek, hatta büyük problem çıkartacak, rakip 4 numaralara büyük problem çıkartacak bir oyuncu. Çünkü hani sağdan gidebilen, soldan gidebilen, sırtı dönük oynayabilen, 3 sayılık atabilen ki hazırlık döneminde maçları ben izledim, belki siz de yakalamışsınızdır. Çok ciddi el üstü şutlar da sokmaya başlamış Clyburn. Evet. Ondan böyle bir katkı alma ihtimali de yüksek. Ama hep olay aynı noktaya gidiyor. Şimdi Clyburn'un 4 numarada olması demek savunma konusunda gene sıkıntıları olması ihtimali yüksek demek. Çünkü siz bir de Anderson'u kaybettiniz. Singleton'ı kaybettiniz. Moerman'ı kaybettiniz. Ve bir yaş daha yaşlanmış Dunstan'la oynuyorsunuz. Şimdi bu şartlar altında bu takım da acayip heyecan verici 3 oyuncuyu yan yana izlemek. Hatta Šišić ve Polonara ile beraber acayip bir skor gücü. Yani ultra hücum takımı diye bir program yapmıştık biz burada. Burası öyle ama savunmayı kim yapacak bu tarafta? Nasıl bir savunma stratejisi olacak? Bunu hiç düşünmüyor mu Ergin Ataman, yoksa nasıl olsa ben bir şekilde o savunmayı oyunculara yaptırırım mı diye düşünüyor? Ben başlayayım mı? savunmayı düşünmüyor mu? Bilmiyorum. Yani bir defa bu kadro Ergin Ataman'ı konfor alanından çıkaracak. Bu çok net. Ergin Ataman'ın 4 yıl içerisinde en çok çalıştığı sezon bu sezon olmak zorunda. Çünkü ezberleri, kendisinin de ezberi şu anda bu oyunda da dahil yok. Dolayısıyla yeni bir şey demek zorunda. Ama Avrupa Şampiyonası'nda şunu gördük. Muhteşem savunmalar da artık hücumda yetişemiyor. Yani eskiden savunmalar oyunu domine ederken, şu anda oyunu domine eden hücumlar. Vasat bir savunmayla şampiyon bir takım yaratabilirsiniz. Vasat bir hücum takımıyla şampiyon bir takım yaratamazsınız. Dolayısıyla ortalama savunmayla biz hala Final Four'un çok net adayıyız. Final Four sonrası her şey olabilir ki çok yeterli yani Final Four. O yüzden ortalama bir savunma malzemesi var mı elimizde? Evet var. İyi bir savunma malzemesi buradan çıkar mı? Bence çıkmaz Ergin Ataman'da. Burada şunu mu diyorsun o zaman? Benim elimde sadece 2 değil artık 3, hatta Šišić'i de sayalım. Polonara'yı saymayalım hatta, Šišić'i de sayalım. Skor üretebilecek biri tıkansa, iki tıkansa, üçü tıkansa dördüncü oyuncu var. Doğru. Ben bir şekilde skor atarım. Skor atmakla ilgili mutlaka bana yetişemezsiniz tavrı olabilir Efes'te. Çünkü gerçekten iki tane oyuncunun gününde olmasıyla yetişmesi çok zor bir takım haline geliyor. Kitlenmesi çok zor bir takım haline geliyor. O üçünün gününde olduğu herhangi... Bu arada bakın daha yarım saatte konuşuyoruz. Bobo'dan bahsetmedik daha. Hayır. Gelmedi oraya sıra. Boboa var. Yani Boboa'yı şu anda Baskonya yakın 14 sayı ortalamayla oynayan adam. Zaten yeni hazırlık döneminde Boboa acayip şut makinesi gibi önüne geleni atıyor. Yani ona da bir zamanı da açmak ve pozisyonunu da vermek gerekecek. Dolayısıyla ben savunmada evet çok büyük defektler var. Belki Avrupa'nın en iyi ilk 10 takımından biri olmayacağız. Belki 8'de falan olacağız sonra. Belki 10'da olacağız. Ama bu çok yeterli. Çok bence. Yüksek skorlu maçlar mı bekliyor bizi sence bu sene? Evet. Mesela ben bir Monaco Efes maçı izledik geçen gün, bir hazırlık maçı vardı. Onun tam benchmark olacağını düşünmüyorum ama ligde oynanacak ikisi takımın da full kadro olduğu Monaco Efes maçının hani böyle 105-99 falan evet, bitme ihtimalini görüyorum. Ama biz savunma tarafından yine de bu takımı bir değerlendirmek lazım. Yani bu kadar geri planda tutmak savunmayı, nasıl olursa olsun ben skor atacağım savunmayı İkinci plana itiyorum demek doğru mu? Yani Çağlar'ın fikrine katılıyor musun değil, sen? Ama şöyle bakarsak yani son şampiyonluğumuzda biz bir savunma takımı değildik. Biz savunma yapmamız gereken yerde. Savunma 58 yaptık. Sayıyla şampiyonluk kazandığınızı... işte ama savunma yapmamız gereken yerde savunma yaptık. Muhakkak bununla ilgili bir stratejisi vardır Ergin Ataman'ın. Ben de böyle baktığımda nerede bir savunma yapacak, hani kim savunma yapacak kısmında evet... Hani düşünüyorum. Yani. Ama tabii bu Final Four'daki iki maça baktığımızda hani çok karmaşık bir oyun vardı orada savunmadan çok. Hani böyle bir kaos vardı. İşte herkesin eli titredi, atamadı falan. Yani sadece savunmayla alakalı değildi o skorlar zaten yani. Çamur gibi maç hani oldu. Ben Final Four'u canlı izledim. Olduğum yerden savunma yapıyordum yani. O, çok garip başta o. Aslında savunmalar nedeniyle değil, titreyen eller nedeniyle düşük skor oldu diyorsun yani. Bence öyleydi. Bence öyleydi yani. Yani sadece savunmayı katamayız. Ama Efes savunma yapması gereken
veya kazanması gereken her yerde gerekeni yaptı. Ama elinde Anderson gibi, Singleton gibi, evet, genç Dunstan gibi savunma merkezde oyuncuların var mı? Ya ben söyleyeyim şimdi, bana muhtemelen bunu seyredenler bayağı bir söylenecektir Dunstan için. Dunstan yine savunmasını yapar. Kaç dakika? Yine hazırdır. Bence daha düşük dakikalarla oynayacaktır Dunstan. Yani umarım. Öyle umuyorum. Yani umarım böyle suyunu çıkarmayacağızdır. Çünkü gerçekten artık yaşı ilerledi. Geçen sezonun başında birkaç Efes taraftarların olduğu space odasına girdim ve Dunstan'la ilgili çok olumsuz görüşler, artık işi bıraksın basketbolu tarzında yorumlar vardı. Ancak hiç katılmadığım bir şey bu. Sizin de orada fikrinizi de almak istiyorum. Bu sene Polonara ve Mbaye daha takıma katılmadan hazırlık maçları döneminde Plyce'in yanında 4 numarada Dunstan'ı sürekli oynattı. Ve sanki bunu deneyecekmiş gibi de geliyor. Yani Polonara, Mbaye olduğu yerlerde bile. Bunu denemişliği var zaten. Bina deplasmanı. Mecbur kaldığı için deniyordu. Ama yani. İşte Singleton, Dirty Dunstan, Tibo'la başlamıştık. Gerçi kötü bitmişti ama denemişti. Ama bu deneyecektir. Ama asla ana oyunun 5. 6. sırasındaki yer olmayacaktır. Olmadı. Burada bunu söylediğin için, aklıma geldiği için sormak istiyorum. Eskiden 7 kişilik rotasyonlarla oynadığı zaman pozisyon değişikliğini çok fazla yapan, yani 2 numarayı 3'e çeken, 3'ü 4'e çeken, 4'ü 5'e çeken bir Ergin Ataman varken, elinde 10 kişilik bir rotasyon olduğu zaman pozisyon kaydırmaları konusunda çok da eskisi kadar cömert davranmayan bir Ergin Ataman görmüştük. Ama bu sene kadroda işte 5 oynaması gereken Polonara, 4 oynaması gereken Clyburn, bazen 4 oynaması gereken Dunstan, 2 oynaması gereken Bryant gibi aslında birden çok pozisyonu oynayabilen oyuncular olması, Ergin Ataman'ı bu pozisyon kaydırmalara götürecek mi sizce? Bence götürecek. Bence zaten planı bunun üzerine yaptı. Zaten bu olmazsa biraz sistemde tabii tıkanma ihtimali... Yani şey gibi bu. Biz rakiplerimizi biliyoruz. Artık aynı kadroyla rakiplerimiz de bizi biliyor. İşte konuştuk ya, işte Misic'le Larkin'e yapılan baskı. Ne oynayacaklarını bilmek. Yani bütün plan bunun üzerine. Dolayısıyla o kaydırmalar zaten olacaktır. Yani şey gibi, mesela bu kaydırmalarda benim çok güzel bir örneğini vereceğim bir maç var. Bizim sanıyorum Fenerbahçe ile seri maçımızda Kalinic'i 5'e çekmişti Obradovic. Ve Dunstan ne yapacağını şaşırmıştı. Ve maç sonrası da bunun üzerinde konuşmuştu. Hani hiç beklemiyordum, nasıl savunacağımı bilemedim. Çok iyi bir öz eleştiri yapmıştı. Hani böyle kaydırmalar zaten iyidir ve bana göre işte Clyburn fırsatıyla biz buna doğru, Ergin Ataman takımı buna doğru itmiş oldu. İyi bir şey de yapmış oldu. 2'yi 3, 3'ü 4, 4'ü 5. Bence bayağı göreceğiz bunları. Peki buradan kadro mühendisliği ile ilgili de bir soru sorarak devam etmek istiyorum. O da işte Zizic transferi belki de bu transfer dönemi içerisinde artıları ve eksileri en fazla olacak oyunculardan biri gibi duruyor. Şimdi Zizic yerine bir ara Josh Dibo ismi çok geçmişti. Efes'in onu alması ile ilgili, ki sonradan Zizic transferi sonradan çıkmıştı. Acaba şu kadroyu düşündüğünüzde Zizic yerine çember koruyucu Josh Dibo gibi bir adamın olması, evet Dunstan'a yani şimdi Zizic'i Plyce'a benzer skor tarafı güçlü bir oyuncu olarak aldı. Acaba bu kadar skor gücü yüksek takıma bir tane daha çember koruyucusu alması doğru olur muydu, olmaz mıydı? Aslında burada Fatih'in görüşlerini biliyorum. Bunu daha önce konuşmuştuk Fatih'le. O yüzden Çağlar sana soralım ama Fatih'in burada en son iki görüşten sonra senin yorumunu da alacağım. Alır mısın? Sen olsan alır mısın yani Josh Dingo'yu Zizic yerine? Hayır. Doğru ben, transfer politikası mühendisliği diyorsun yani. Ben kısa anlarda yapılan spektaküler harekette çok aldandığımızı düşünüyorum. Nibo olağanüstü bloklar yapıyor. Çok yukarı çıkıyor. Çok iyi smaçlar yapıyor. Fakat pozisyon bilgisi yok. Son pozisyonu alamıyor Nibo. Çok yüksek bir atletizm tehdidiyle çemberi savunduğunu görüyoruz. Ve blok tehdidinden dolayı çok pozisyon kaybediyor. Pardon, blok istenen çok pozisyon kaybediyor. Ziz asla göze hoş gelen bir oyun oynamıyor bence. Fakat pozisyonu daha iyi savunuyor. Nibo'nun avantajı kısa önünde kalması. Eğer siz Nibo ile oynarsanız switch savunması yaparsınız. Ziz ile oynarsanız el gösteri geri döner. Yani aslında savunma sistemi değişmek zorunda. Ama Nibo mu, Zizic mi? Zizic bence. Çünkü Nibo iyi bir savunmacı değil. Ama gözü daha hoş geliyor. O yüzden daha kolay lan. Nibo'yu alsak daha iyi olurdu dedirtiyor. Peki Zizic'in orada şimdi savunma
pozisyon almaktan bahsettin. Pozisyon bilgisinden bahsettin. Pozisyon bilgisinden bahsettin. Özellikle hücumda rakibi arkasına alma, rebound pozisyonunda rakibi arkasına alma, doğru noktada yerleşme gerçekten Zizic çok... Efes en kötü hücum rebound takımlarından bir tanesiydi. Tek başına bunu onarabilecek durumda. Fakat bu pozisyon bilgisini işte onu sormak istiyorum. Burada gerçekten çok üst düzey bir oyuncu görüyoruz Zizic'te. Ama bunu savunmada ve savunma reboundunda o kadar da aktif göstermeyen bir oyuncu. Sence bu Efes'te değişir mi? Ergin Ataman buraya bir değişiklik, ona bir şey katabilir mi? Klaben ve Elijah Bryant. Kendi pozisyonuna en iyi reboundçıları bunlar neredeyse ligdeki. Klaben son maçta 8'e 9 rebound almıştı zaten ve çok güçlü bir reboundçı. Bence o ikinin sahada olduğunda daha rebound'a katkı sağladığını göreceğiz. Ama burada yani asıl rebound'ı alan bence burada... Yani takımın en ribaçısı Polona ya da Clyburn olsa şaşırmayacağım. Toplamda. Peki Zizic, Nibo tarzı. Nibo'ya takılmayalım bu arada. Yani ben biraz daha savunma merkezli, çember koruyucu bir oyuncudan bahsediyorum. Zizic bu tarz bir oyuncu arasında tercih sende olsaydı, sen de Zizic transferine mi giderdin? Yani tam olarak öyle söyleyemem. Ante benim oldukça beğendiğim bir oyuncu. Yani Daçka'dan beri takip ettiğim, hani pozisyon bilgisini bilen, pozisyon bilgisi iyi olan bir oyuncu. Nibo değil ama belki iyi bir atletik bir oyuncu. Genç danslı. Genç danslı. Varsa olabilir. Evet, mesela biz Bolonboy'u konuşmuştuk. Bolonboy neden düşünmedi Efes demiştik Fatih'le bir önceki programımızda. Evet. Hani Bolonboy gibi de hem şutu olan, hem atletik özellikleri yüksek, hem de kısa karşısında kalabilen bir oyuncu da, hem de 4'te hem de 5'te kullanabilecek bir oyuncu da, evet, ki Bolonboy da fırsat transferlerinden biriydi. O da CSK'dan çünkü açığa çıktı, Olympiakos aldı. Yine Fatih, sen istersen hani oyuncu bazlı takılmadan buradaki stratejiyi bir yorumla. Ya bence şöyle, şunu söylemek isterim önce. Zizic ile Nibo arasında bence ben de Zizic'i seçerdim. Çünkü ben Zizic ile Nibo arasında klasman farkı olduğunu düşünüyorum. Yani Zizic Nibo'dan daha iyi bir basketbol oyuncusu. Bu yüzden eğer ikisinden birini alıyorsam ben Zizic'i alırım. Ama ya bir video oyunu mantığıyla düşünürsek, eğer Zizic'e vereceğimiz overall atıyorum 85 ise, ben overall'u 85 olan bir daha fazla çember koruyucu, yani işte az önce Çağlar abi söylediği gibi genç Dunstan varsa piyasada, ben de bu takıma genç Dunstan alırdım. Ama yani Nibo mu Zizic mi sorusunun cevabı bence Zizic. Çünkü daha iyi bir basketbol oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Nibo benim de çok benim oyuncum değil yani. Peki Bolonboy'u düşündüğünde alır mıydın Zizic'i? Bolonboy'u biraz daha 4.5 olarak düşünüyorum. Yani Bolonboy ile Zizic arasında gider gelirdim. Ama eğer bomboş bir rotasyonda, yani 4-5 rotasyonda benim kimse yoksa, o zaman Bolonboy'u alıp Zizic yerine belki daha üst profil, o maaşa daha üst profil. Peki şey abi, Bolonboy şampiyon bir takımın birinci 5 numarası mıdır? Hayır, ben düşünmüyorum. Birinci 5 numarası bu takımın Zizic midir? Değildir. Bilmem. Kim? Tibor'dur ya. Tibor mu? Şimdi o zaman onu konuşalım. Konuyu açtı. Bence mesela... Tibor değil. Şundan dolayı Tibor değil. Abi zaten olağanüstü bir skor gücüne sahipsin. Yani bir tık daha Tibor'u ikinci beşin skor lideri haline getirebilirsin. Mesela şöyle olduğu hani zaman... Yani o şey işte, hani Hanga'yı bloklamak için Dunstan'ı alacaksın. Ama işte o yüzden şey diyoruz ya, Ergin Ataman konforuna çıkmak zorunda abi. Çok çalışmak zorunda bu sene. Bence de bu sene bayağı çalışması lazım. Mesela Cumhurbaşkanlığı kupası var işte veya lig finalinde. Hani diyelim ki 5 pozisyondan da birer tane yabancı alındığını farz edelim. Yani biz pivot rotasyonunda kimle çıkacağız sahaya? Bunun cevabını Egemen verecek. Geçen sene vermedi mi o cevabı? Verdi, kötü verdi. Yani geçen sene hiçbir playoff serisinde, final Fenerbahçe serisinde sahaya bir dakika atamadım. Bile sahada kalmadı. Ya yerli oyuncu rotasyonu ile ilgili bir iki sorun var. Oraya döneceğim. Ki Euroleague maçlarında Egemen o sinyali verme ihtimalini ben hiç görmüyorum. Aynı fikirdeyim. Yani keşke verse, evet, bir Türk oyuncu olarak zaten uzun rotasyonumuzu milli takımda gördük. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Keşke orada bir opsiyon daha olsa ama bence öyle bir seçenek şu anda yok. Fatih'in dediği gibi yani oraya bir oyuncu seçmek zorunda kalsanız ve o oyuncunun işte zaten şeye geliyor. Yani o açıdan buradaki pivot transferinin biraz daha bir oyuncuya benzer değil, iki şeyden azar azar yapan. Yani şimdi Zizic alıp Plyce gibi skor farklı yönlerden ama skor önceliği yüksek bir oyuncu
almak da bir seçenek ya da Dunstan'a benzer bir oyuncu almak da bir seçenek olabilirdi ama bence bu ikisine de benzemeyen bir oyuncu alsaydı, pivot çeşitliliğini biraz daha arttırsaydı, evet şimdi Zizic çok farklı bir şekilde skor üretecek. Hiç bugüne kadar belki de Ergin Ataman'ın kullanmadığı tarzda sırtı dönük oyunlardan skor üretecek. Ben de Zizic ile ilgili çok göz ardı edilen başka özellik var. Antenin perde kalitesi olağanüstü. Kesinlikle. Çok katılıyorum buna. Yani 3 tane delicim var senin ve 3 tane delici varken iyi perde yapan 4-5'imiz yoktu bizim. Yani Tibo perde yapamıyor. Dunstan yapıyor mu? Dunstan yapıyor ama süresi çok azaldı. Çok iyi perde yapıyor. Süresi azaldı ama... Belki de ligin en iyi perde yapanı Dunstan. Bir zamanla öyleydi ama dediğim gibi süresi azaldı. Antenin perde kalitesi olağanüstü. O yüzden yine aynı noktaya geliyoruz. Yine hücum üzerine tanımlanan bir takım halinde. Sen de katılıyor musun? Yani evet, doğru perde. Yani perde konusu başka bir perspektif ama çok da doğru bir perspektif yani. Öyle bir noktaya geldik ki Zizic transferi aslında kaçınılmaz bir nokta. Fırsat değil, yani doğru transfer. Ben bu arada size pek katılmıyorum ama ben... Tabii ki çok büyük dezavantajları var ama hani belki de scout olmamız, o kadar detaylı oyuncu bilmemişsin. Onun yerine kim olsaydı, Tobi olsa daha iyi olur muydu sorusunun cevabı bende net olarak evet değil mesela. Nibu olsa daha iyi olur muydu? Peki bir soru daha soruyorum size. Bir soru daha soruyorum. Bu pivot konusuna çok takıldık ama Petrušev geçen sene niye olmadı Efes'te? O senin topçu değiliz. Ben Petrušev'in seviye yok. Yani iyi bir Nibu ile Zizic arasında söylediğim gibi o seviye bir basketbol oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Komple oyuncu olarak öyle de sahada kalmasını engelleyen şey neydi Petrušev'in? Egemen'in ne engelliyorsa biraz daha iyi Egemen ama o kadar kötü oyuncu bence ya. Ben lateral hızı olağanüstü kötü. Ayağını çekemiyor ki. O zaman şöyle sorayım. İkili oyunları savunan pivot konusunda yani Plyce'ın da bunu yapamadığını çok net söyleyebiliriz. Zizic'in de bunu yapamadığını ben söylüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bir tek Dunstan var aslında bunu. Ve onda süreden dolayı sıkıntılar olacak. Yani burada biraz önce senin söylediğin gibi Zizic bir şovababa hafif çıkıp bir an önce potaya dönme derdinde. Dönene kadar mevsim değişiyor zaten. Evet, şimdi burada delinmeyecek mi Efes? Yani zaten delinecek. Çok ciddi elinde arka alan savunmacıları yok. Yani kısa savunmacıları, çok savunma özellikleri olan Boboa haricinde oyuncular değil. Boboa da uzun kolları sayesinde o açıyı kapatıyor. Yani önden delindiğinde arkada da böyle bir şey olması, siz yani yine savunmaya dönmüş olduk. Siz savunmaya takmayın diyorsunuz ama. Takmayın demiyoruz. Yani o savunmayı ben kabul ettim. Yani kabul edebilir, hata olarak görüyorum onu. Onu okey. Orası öyle, biz bunun üzerine kadar ilerleyebiliriz. Yani ben Efes'in 78 sayı ortalama yemesine şaşırmayacağım bu sene. 78 sayı bence öpüp başa konulacak bir sayı olur. Çünkü 90'ların üzerinde bir skor ortalaması olacak büyük ihtimalle Efes'in. 80 yemeyiz ya ortalama diyorum. Yer miyiz? İnşallah yemeyiz yani. Bence ben arada dağılacağımızı düşünüyorum. Yani mesela 20'ye bağlandığımız maçlar olacak bence bu sene. 20 fark yediğiniz mi? Evet. Olabilir. Ben bu takımın çünkü böyle bir yani olumsuz potansiyeli olduğunu da düşünüyorum. Ben birkaç kez dağılacağımızı düşünüyorum ama kritik hedef maçlarda olmaz bu. Ya mesela Monaco deplasmanında geçen sene de zaten alışkınız orada 20'ye bağlanmaya. 23 ile mi ne? İkili averajı vermişti Efes değil mi? Evet. Acayip bir averajı. Mesela bu sene bir Monaco deplasmanında bu alışkanlık olursa mesela şaşırmam. Çünkü Monaco'da bize ters gelen bir takım. Ya yani o anlamda bizim yaptığımızı yapabilen bir takım yani. Bir anda zaten sezonun ikinci maçı. Bir anda ne olduğunu anlamadan bir şey olabiliriz orada ama ya bu hedef maçlarda olmaz tabii ki. Yani playoff maçında 15-20 sayı fark yemeyiz. Biliyoruz, bilmiyor. Belki biz de ona ters geliyoruz. Doğru öyle. Kim kime nasıl geleceği belli değil şu anda. Şimdi şeye de dönmek istiyorum. Türk rotasyonuna gelmeden önce orası benim için de önemli. Orayı bir konuşmak istiyorum ama çok kritik bir maç oynuyor Efes. Aslında biraz önceki 5 numara kim sorusunun cevabına gelecek. Hangi 5'le maçın sonunu oynarsınız? Real Madrid veya Barcelona deplasmanındasınız ya da Milano deplasmanındasınız. Maç kafa kafaya maçın sonunu oynayacak 5 olarak hangi 5'i seçersiniz? Ya tabii ki 3 oyuncuyu ezbere herkes söyleyecektir. Clyburn, Larkin, Misic. Ama Clyburn 4'te mi olur, 3'te mi olur? Clyburn 3'te olursa 4'te ve 5'te kim olur? Senden başlayalım gene Gülhan. Kimi tercih ediyorsun? Kolaydan başlayalım. Clyburn'u 3'te değerlendiriyorsun yani. 3'te değerlendiriyorum. 4'e Polonari'yi çekerim. Yani skoru düşünüyorum. Ne yapabiliriz hücumdayız. 5 zaten hani
Tavares varsa Tibor. Rakibe göre diyorsun. Rakibe göre. Yani Barcelona yok. Maçında o zaman başkasını oynayabilirsin. Yani evet. Tavares'e karşı Tibor'u şampiyonluk maçındaki performansı nedeniyle Barcelona'ya karşı oynuyorken kimi 5 numaraya koyarsın? Barcelona'ya karşı oynarken Veseli, Sertaç, Tony. Bence Zizic çok ters gelecek. Geliyor da zaten Veseli'ye. Yani evet. Zizic Veseli'yi yorar. Ben öyle düşünüyorum. Çağlar? Tibor. Yaşadı çünkü orada. Ante daha Barcelona'ya yaşadı. Karşı da Tibor öyle mi? Ante yaşamadı da. Yani eğer karar verici bir maçsa Tibor yüzünden bir şampiyonluk kaybettik. Daha nasıl yaşasın ya? 2019 şampiyonluğunu neredeyse Tibor yüzünden kaybettik. 2022'de onun sayesinde kazandık. Ama Ante en üst seviyede henüz test edilmedi. Çok iyi bir pivot ama yarı final maçında, final maçında karar anından test edilmedi. Yani ben bir iterdiğim şey olur, Tibor olur ama tabii ki maçın dinamiklerine göre çok değişir. Yani hiçbir şekilde Dunstan'la o maçı kapatmayı düşünmüyorsunuz yani. Ben şahsen düşünüyorum. Mesela maç boyunca sadece 5 dakika oynadı ve son 5 dakikayı da, son 3-5 dakikayı da Dunstan'la diri bile olsa istemiyorsunuz yani. Ya öyle değil. Hani savunma da belki hani hücum savunma şeyini orada habire işte savunmada doğuş alıp işte hücumda şeyini orada işte bir hücum savunma olarak düşünülebilir bence Dunstan. Yani orada çok güvenilir biri çünkü bana göre. Öyle bir savunmada, o son saniye savunmalarında ben Dunstan'ın sonuna kadar güvenirim. Yaşına falan da bakmam. Şimdi kadroda bazı yapısal değişiklikler yapıldı. Hiç beklenmedik bir kadro kuruldu Ergin Ataman'ın standartlarının dışında. Bazı riskler alındı. İşte 3 numaradan, 4 numaradan, 5 numaradan riskler alındı. Ama bununla beraber bunların tamamının çözüldüğünü farz edelim. Yani riskler yok oldu, kadro oturdu, takım oynamaya başladı. Şöyle bir risk daha var mı? Yani hiç olmamış bir şey, o Yukoplastika'nın yaptığını bir kenara bırakalım. Tripit yok sonuçta. Üç kere arka arkaya şampiyon olmuş bir takım Euroleague'de yok. Böyle bir fırsat da var ama bu fırsat takım üzerinde bir baskı yaratır mı? Ergin Hoca üzerinde baskı yaratmayacağına eminiz. bu soruyu sormuyorum bile. O yani bundan zevk alacaktır da büyük ihtimalle. Ama oyuncular üzerinde bu bir baskı yaratır mı? Veya geçen senenin başında söylediğim bir yorum vardı ki o kısmen gerçekleşti. Rakiplerin üçüncü şampiyonuna engel olma gibi isteği ve arzusu takımı, yani bu psikolojik olaylar takımı nasıl etkiler bunu sormak istiyorum. Senden başlayalım Çağlar. Tamam. Bakma Gülhan'a sana. Hiç sanmıyorum abi. Olumsuz bir şey olmaz buradan diyorsun. Hiç sanmıyorum. Şundan dolayı sanmıyorum. Son 4 yılda bir sezon iptal edildi. 6 tane MVP verildi. 4'ünü bu takım bu oyuncular aldı. İptal edilen sezonda MVP'si Larkin'di. Yani zaten o baskının kralını yaşadılar. O 3 oyuncunun o baskı dayıklarında sahada kaldığını varsayarak ve sağlıklı olduklarını varsayarak geri kalan 2 oyuncunun da bunu idare edeceğini düşünüyorum. O yüzden o baskının çok etkili olacağını düşünmüyorum. Yani tripit baskısı yaşadıklarını gerçekten düşünmüyorum. Ya da şeyin de abi tripit olmasın diye maddetlerin bir topa daha fazla atlayacağını düşünmüyorum. Zaten o şampiyonluk için atlayacaklar. Bence orada ekstra motivasyon gelmeyecek. Oyuncular tripit için ekstra motive olmayacak. Biz tripiti onlardan daha çok önemsiyor olabiliriz. Ben Kisok hiç önemsemiyorum da. Tripiti çok önemsiyor olabiliriz ama bu insanların yaşadığı baskıyı ve o baskıya iyi cevap vermeyi gördük. Yani Clyburn yedekten gelerek, bench'ten gelerek 2019 MVP'si oldu. İki defa finalde MVP'si oldu Micić. Lakin 49 attığı sezonda paramparça etti herkesi. Beyaz sezonu ilan etti. Ve Micić'in MVP'si. Micić'in de sezon MVP'liği var. Yani o yüzden hani daha ne görecekler ki bu adamlar? Peki şu soruyu sorayım ondan sonra Fatih'e geçeceğim. Geçen sene Final Four'da hatta playoff'ta oyuncuların üzerinde bir baskı olmadığını net bir şekilde söyleyebilir misin? Tabii ki vardı. Ben şey diyorum. Tripit baskısı ekstra baskı yaratmayacak diyorum. Yani yine, geçen yine seneki baskının aynısı olacak diyorsun. Ama o baskı bence takımı biraz olumsuz etkiledi ki Gülhan'ın söylediği yani düşük skorlarda kalmanın sebeplerinden biri de o baskıydı aslında. Tabii ki. Ama bu ama bir düşük skorda kalması yani iki tarafı çok etkiledi. Hani ikinci şampiyonluğa gitme etkisi güzel değil. Real Madrid'i etkileme yöntemi başka. Onu ben çok anlattım, konuştum. Başka bir program konusu ama ben Efes'in üzerinde geçen sene özellikle Final Four'da
o ikinci şampiyonluğun baskısının fazlasıyla olduğunu düşünüyorum. Olur. Olur. Sana geçelim Fatih. Var mı böyle bir baskı? Var mıydı? Bu sene olur mu? Yok, ben takımın yani tecrübe kazanmak dışında ikinci EuroLeague finali oynaması ile üçüncü EuroLeague finali oynaması arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani ya evet zor maçlar ama zaten oynadı. Yani Micić zaten atılabilecek en zor şutu attı. Ondan daha zor bir şut atmayacak bu sene yani. İnşallah. belki bir orta sahadan atar yani. Kaçırırsa şampiyon olamayacağımız bir şutu attı Micić, soktu. Yani bu sene atacağı en zor şut o kadar zor bir şut olur. Yani kaçırırsa şampiyon olamayız. İşte az önce Çağlar abinin söylediği gibi. Clyburn CSK'da oynarken bize karşı atılabilecek en zor şutu attı, kaçırdı. Bunlar sporun içinde var. Yine kaçırabilir veya sokar, yine şampiyon oluruz. Ama yani ben Larkin'in kafasında 2 sene şampiyon olduk, 3. senede şampiyon olacağız mı maç tabanında böyle bir düşünce olacağını hiç düşünmüyorum. Larkin'in MVP isteği bakın daha büyük baskı yaratabilir bu arada. Yani Twitter'dan... Aha, kim istemez abi? Yani Larkin'in hani dedik ya çok olgun, yok şu anda. Çok olgun, işte çok paylaşımcı hani Larkin. Öyle ama. Peki Gülhan? Yüzden tabii ki oluşturur diye düşünüyorum. Ama abla Köln'deki yani tecrübe başka bir şey. İlk finaldeki baskı ile ikinci finaldeki baskı arasında fark bence var. Bence ikinci finaldeki sence? Baskı çok daha fazlaydı. Ben burada ben katılmıyorum sana. Ben ama şöyle. İkinci mi daha fazlaydı? İkincideki baskı çok daha fazla. Ama bence daha şampiyonluk mu ikinci final mi? İkinci şampiyonluk. Ha, okey. Tamam, bence de daha. Ama bence bunun da baskının sebebi geçen sene şampiyon olmuş olmak mıydı? Ben ondan emin değilim. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum öyle yani. Öyle değildi ya. Bence şöyleydi. Biraz bu sezonun akışı bizim lehimize gitti. Etki. Ben onun olduğunu düşünüyorum biraz daha. Şimdi bu kadar fırsat ayağına gelmişken hani onu bir şekilde hani bu şey demiyorum. Biz bunu hak etmedik, şöyle oldu, böyle oldu vesaire demiyorum. Biz kazanmamız gereken her maçı aslına bakarsan kazandık. İşte savunma yapmamız gereken her maçta yaptık. Ama geldi işte bütün fırsat önüne geldi. Al şu iki maçı oyna dediler. Bence gayet streste olduğumuz özel Olympiakos maçı özelinde. Abla çok zaten stresli. Final Four'u çok rahat oynama diye bir şey yok yani. Ne olursa olsun yok. Sonuçta ama üçüncü de senaryo nasıl gidecekse seni stresi şeyi düşün. Yani. Stres oluruz ama iki defa şampiyon olduk. Üçüncü için mi olur o stres? Ama ondan yani hiç olmamış ben. Bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunu göz ardı etmeyin. Ben bir motivasyon kaynağı olma ihtimalini daha fazla görüyorum açıkçası. Olabilir abi de ben şey düşünüyorum. Şimdi Pablo San kafası durdu ya. Final evet, maçında. Evet. Abi işte diyorum ya onu ben bir ayrı bir program yaparım. Saniye. Çünkü evet Ergin Ataman da aşırı rahattı tabii. O maçta. Pablo Laso hayatın en kötü koçluğunu yaptı. Ve bence belki de EuroLeague tarihinin en kötü koçluğunu bile yapmış olabilir o maçta. Final maç performansı yok olmuş. Son evet. Karar zaten başka bir ya şey. Son karara gelene kadar yani sen var. Elinde Dek gibi, Yabusele gibi sırtı dönük oyunlardan darma duman etmiş Tavares gibi bir adam varken niye 30 küsür tane üçlük atarsın? Yani böyle bir şey buna nasıl izin verirsin? Yani herkes üçlük attı o gün. Doğru. Ve üçlük sokan tek adam Randolph kenarda unutuldu. Neyse oraya girmeyelim. Ben hani Pablo Laso'yu aşırı severim ama oradaki performansının açıklanabilir olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Programda konuşulur yani. Teşekkür ederim. Evet.